Başkanım şu anda Söğüt Seramik Fabrikası'ndayız. Hemen şöyle baktığımız zaman fabrika durma aşamasında, durmuş. Allah izin verirse inşallah sizin çalışmalarınız, sayın milletvekillerimizin gayretleriyle fabrikamız açılacak mı? Fabrikamız Avrupa'nın en büyük granit ve seramik fabrikası. 1 milyon metrekare kapalı alanda kurulmuş durumda. Yaklaşık 1,5 ay önce faaliyeti durdurmadan önce 980 işçi, yaklaşık 1000 işçi çalışıyordu. Malum ülkemiz bir ekonomik kuşatma içinde altında ve bunun etkileri nedeniyle de faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Sayın Çankırı milletvekillerimiz, sayın genel müdürlerimiz, bakanlarımıza ulaştık. Bir takım elektrik ve gazla ilgili problemleri vardı. Bunların yapılandırmasını, ileri vadeli yapılandırmalarını yaptırdık. İnşallah bir hafta içinde elektriğini, gazını vererek yeniden fırınların yakılmasını sağlayacağız. Bir haftalık ısınma süreci sonucu da yaklaşık 15 gün sonra yeniden üretime geçmesini sağlayacağız. Ben buradan fabrikamızla ilgilenmelerinden dolayı sayın milletvekillerimize, BOTAŞ Genel Müdürümüze, TEAŞ Genel Müdürümüze, Enerji Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Başkanım biz de size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin sayenizde tekrar insanlar buradan ekmek yiyecekler. Sağ olun. Burası Söğüt Seramik veya Yıldızlar Holding'in değil. Bu fabrika, buradan açık ve net olarak söylüyorum, bu fabrika kurşunlunudur, kurşun halkanındır. Sağ olun, var olun. Fabrikamıza sahip çıkacağız. Yıldızlar Holding bu fabrikayı çalıştıramasa bile biz gerekirse kendimiz bu fabrikayı çalıştıracağız. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Selamun aleyküm. Şu anda Kurşunlu'da Söğüt Seramik Yıldızlar Holding fabrikasındayız. Söğüt Seramik'te. Genel Müdürümüz Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet abicim, Söğüt Seramik üretimi durdurdu. Allah izin verirse inşallah bir hafta 10 gün içerisinde veya en yakın zamanda tekrar faaliyete başlayacak, değil mi? Umut ediyoruz. Çok bir gayret içindeyiz. Özellikle şöyle söyleyeyim. Yerel yönetim olarak, işte milletvekili olarak, özellikle Kurşunlu Belediye Başkanımızın katkıları çok büyük. Açılması için çok büyük bir özveriyle çalıştı gece gündüz. İşte yönetim kurulu başkanlarımız, işte Sabahattin Bey de milletvekiliyle beraber, işte Cumhurbaşkanı'yla beraber istişare içinde hepsi birlikte topyekun açılması için uğraşıyorlar. İnşallah. Önümüzde bir 15 günlük bir zorlu bir süreç var. Onu da atlatırsak Allah'ın izniyle üretime başlayacağız buranın için. 15 gün sonra büyük bir ihtimal. Muhtemelen yani. İnşallah. Gündem gelince de evet. Gözüküyor. İnşallah diyelim. Abi önceden 1000 kişi burada çalışıyordu. Sizin sayenizde 1000 kişi buradan ekmek yiyordu. İşte, malum ekonomik kriz hazırlıksız. Yani dolar, bizim ham madde girdilerimizin çoğu euro dolar. Evet. Vadeli ürün satıyoruz. Yurt içi, yani yurt dışındaki ihracat haricinde peşin çalışmadığımız için veya piyasadan kaynaklanan sıkıntılarla dolayı. Daha doğrusu piyasadan kaynaklanan bir şeyimiz oldu. Yani evet, sıkıntı oldu. Kendi şirketimizin sıkıntısı değil ama piyasadan kaynaklanan. Piyasadan yansıyan sıkıntılar bu duruma getirdi. Biz ara vermek zorunda kaldık. Evet. Yani 1,5 ay. İnşallah nasip olursa 10 veya 15 günlük süre zarfında tekrar faaliyete başlayacak. Peki faaliyete başladığında tahminen kaç kişi tekrar işe başlayacak diye sorsak? Yani şu anda biraz temkinli gideceğiz kışa doğru bir malum. Evet. Yani 400-500 civarı düşünürüz. İnşallah. Abi Allah kolaylık versin diyelim. Teşekkür ederim. Tekrar buradan Kurşunlu Belediye Başkanımıza, Çankırı Milletvekillerimize. Hepsine önce Belediye Başkanımıza, evet. Değerli Milletvekillerimize, Yönetim Kurulu Başkanımıza hepsine çok çok teşekkür ederiz gayretlerinden dolayı. Abi Allah razı olsun diyelim. Size de teşekkür ederiz. Bir şey değil inşallah. Yani bir an evvel düzelir. Çünkü dediğim gibi burası sizin değil, burası halkın. Çünkü buradan halkımız ekmek yiyor. Tabii yani halka mal olmuş bir şey. Evet. Bunun için koruyup kollaman sadece yönetimin değil, yerel olarak, komple halk olarak sahip çıkmamız lazım. İnşallah. Kolay gelsin, iyi günler.